Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağına inandıklarını söyledi. CHP İl Başkanı Adem, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yapılan açıklamada yaşanan coşkuyu ve heyecanı daha önce görmediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti. Sayın Erhan Adem, Ankara'daki izlenimlerinizi bize bir açıklar mısınız? Ankara'da umut vardı, heyecan vardı çok büyük kalabalık vardı. Artık insanlarımız inanmış. Millet İttifakı'nın adayının yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağı ve ülkemizi yöneteceğine gerçekten inanmış. Ben oradaydım. Arkadaşlarımla birlikte gittik. 8 saat orada heyecanla ayakta bekledik. O soğukta. Hiç kimseden bir şikayet, bir ayrılma duygusu falan oluşmadı orada. Herkes birlik içinde beraberce 8 saat bekledik. 8 saat sonunda da Artık genel başkanımızın da cumhurbaşkanı aday olacağını duyduk. Kendi de çıktı kürsüde konuştu. Müthiş bir duyguydu bu. Müthiş bir heyecan vardı. Artık ülkemiz vatandaşlarımızın 20 yıldır yöneten AK Parti iktidarına son vereceğinin izlenimiydi bu. Gerçekten ben uzun yıllardır il başkanıyım, uzun yıllarda siyasetin içindeyim. Ben böyle bir coşkuyu, heyecanı, daha önce genel merkez önünde görmedim. Bu benim için tarihi bir olaydı. Gerçekten öyle çok duygulandık. Hep beraber birlikteydik arkadaşlarımıza. Ben şunu söyleyeceğim. Artık bu önümüzdeki seçim zamanında olur veya erken olur. Bizim için fark etmiyor. Biz hazırız seçime. Ve az önce de söylediğim gibi Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu memleketimizin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve halkı, halkımızı e, layıkıyla hak ettiği, değerine ulaştığı, e, sosyal haklarının daha çok olduğu, ayrışmanın olmadığı, liyakatsızlığın giderildiği, hukuksuzluğun giderildiği, özgür bir toplum olarak, birleşik, birleşmiş bir vatandaş topluluğu olarak ülkemizi daha üst seviyelere getireceğiz. altı e, farklı partinin e, bileşenleri bir araya geldi. E, o parti destekleyen insanlar bir araya geldi. Birlik içerisinde biz ülkemizi artık Tek adam rejiminden kurtaracağız. Bu şu demek daha önce yapılan referanda yapılan evet ve hayır oylamasının bana göre bir tekrarı. Ee, bu e, ya tek adam rejimine devam etmek isteyen ülkemiz güzel yönetiliyor biz memnunuz diyecek kişilerin evet deyip tek adam rejimine devam edeceği ya da kardeşim artık yeter söz milletin e, milletvekilliğine parlamenter sisteme güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüşün istiyoruz artık diyecek kişilerin oy vereceği hayır oyuyla Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğiz, yeni bir parlamento kuracağız. Adam gibi adam olduğunu bir kez daha kanıtladı. Biz Sayın Genel Başkanımızın artık yanındayız, sonuna kadar yanındayız ve Cumhurbaşkanı yapacağız hep birlikte. Ülkemiz daha hak ettiği güzel günleri bizim iktidarımızda görecek.